Kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir çoban hayatı videosuyla sizlerleyiz. Daha yeni başlangıç yaptık. Gerçekten Ayaz, Erzincan'ın Ayaz'ı ama Erzincan Ayaz'ına güvenme, hayallerimi yakarım. Ağustos gibi sınırsın. Evet değerli dostlar, şimdi aklıma geldi bu söz. Şöyle bozu burada. Hayvanları da bıraktım. Değerli şey bak, kravat var. Kravatta sokmamaya çalışıyorum. Lütfen bakın. Her taraf ben biraz olmuş. Lelo. Daha hamile biraz yavaşladı. Şöyle malı vurdum. Şu üste geçsin de şu kravatta sokmayayım. Şuradan böyle güneş açana kadar yani güneş tam eritene kadar böyle aşağı doğru vurun. Şişme yapmasın hayvanlarda. Hem kravat da dostlar bu şey yapıyor. Hem hayvanlarda şişme yaratıyor. Dibe doğru vurayım. Hani ölüme bile neden olabiliyor. Ama oğlum. Evet öyle gidelim değerli dostlar. Sabahın ilk saatleri. Şöyle başladık. Bakalım bugün neler göreceğiz değil mi Bozo kardeş? Ha? Bozo. Evet. Değerli dostlar şimdi videoda attım geçen gün. İşte şey var. O pitbull kırması. Yani Kangal Anadolu çoban köpeği kırması. Ya pitbull'un gücü bu demek. Köpeği nasıl tuttu? Boğazından zor kurtardım. Gerçekten iyi dövüşüyor. Ortada yok bugün. Hadi kızım. Aşağı. Hadi kızım. Girme kravata, girme. Hadi. Şöyle aşağı doğru insin. Aferin benim oğluma. Leylo. Kızım. Evet. Aha bir şey gördü. Ne gördün oğlum? Hadi oğlum. Ne gördün oğlum? Aferin benim. Aslan ya bu aslan. Daha 10, 13, 14 aylık oldu değerli dostlar. Ama maşallahı var. Benim sarı aslanım bu ya. Altta bir şiş olmuş değerli dostlar. Bugün onu tedavi edeceğim. İlacı yanıma aldım. Veteriner krem verdi. Ya bu aslan ya. Bu duruşa bak. Aslan oğlum. Evet değerli dostlar. Hadi oğlum ne görüyorsun sen? Hadi oğlum. Şöyle aşağı bırak. Geçen yeni son bir videom vardı ya dostlar. Yeni bir kamera aldım. Çok titreme yaptı. Ayarlayamadık. GoPro ile devam. Aslında en güzel de işte bazen her zaman yanımıza alamıyoruz. Bir şey oluyor çekiyoruz. Ama yine de GoPro ile devam edeceğim. Hero 7 ile bizde 9 bulunmuyor. Ha, bu arada zaten dünyanın en yavaş ilerleyen kanalı değerli dostlar. Bizim ikisi. Hatta bir tane videomuz 1 milyona gidiyor. 900 bin falan. Ama fark etmiyor değerli dostlar. Şöyle aşağı doğru gideceğiz. Hayvanları bir kravata sokmayayım. Ne yapalım? Yukarılarda devam edeceğiz. Evet dostlar, şöyle Bozo'da bir şiş var. 4 tane köpek var bugün benimle. Şöyle şimdi koyak da Ece sen 2 dakika sana yardım et. Dur. Gel buraya. Şöyle. Dur kızım ya. Ne şey yapıyorsun? Bu yerde durmuyor ki. Ya bir dur kızım ya, Allah'a seversen dur ya. Bak bak. Lelo. Dur. Dur oğlum dur. Dur. Dur bir şey yapma ya dur. Dur bir şey yapma ya dur. Götünü çağırma o tarafa. Dur.
Elde şiş burada. Düştü aşağı ilaç. He var var elimde. He tamam. Dur oğlum dur. Dur buna bir sürü para verdim oğlum ya. Kıymetini bil. He. Dur dur tamam. Deriz burada bir şiş çıkmış. Dur. Dur oğlum. Boza dur. Dur. Tamam işte bırak. Bırak. Dur. Tekmeliyor bırak bana bak. Ne şerefsiz vay. Bozu. Dur oğlum bir ya. Ha, o işin gücün oyun şerefsiz senin. Dur. Oğlum şimdi ne yapıyorsan yap. Evet değerli dostum şöyle kremledik. Yani sıcak bir krem. Veteriner göndermiş. Şöyle altında bir şiş oluşmuş. Göstereyim sizlere şöyle. Ama bayağı şiş gitti ha. O az kaldı ya. Vardı bir top olmuştu geçti ama olsun. Şöyle hayvanlar da yukarı doğru çekiliyor. Ben de çıkacağım. Şöpekler de burada. Bu da yeni gruba katıldı. Yukarıda devam edeceğiz. Geldik değerli dostum. Değerli dostlar, ağzımıza açık alışmış bir din. Geçen gün RF'de bir eczane dostumuz var, bize söyledi abi de değerli dostlar, evet. Değerli insanlar, değerli dostlar diyoruz. Geldik buraya, köpekler de burada. Kara devrinin başında Şahin Üstad'ı yakaladık burada. Odun yaparken şöyle şimdi ben çaycıyım. O arada şimdi Tarım Enişte'de bize geldi, o da görevi ona verdim, yardım edecektim. Üstad da burada. Kolay gelsin Üstad. Ya var ya, demli de kendine getirmişsin. Hoş geldin yarım. Ne yapıyorsun? Hani söz vermiştin ya çalışmak için. Tamam da ben dedim ki malı yukarı vururum. Şöyle bak malı şimdi yukarıda ya. Evet. Gel yardım ederim dedim. Aynen. Tamam. Ben ama o işin içinde Talip Enişte yoktu. Şimdi beni Talip Enişte say. Yok bak. Sayamam çünkü onun yeri ayrı, sen yerin ayrı. O ayrı bir şey, o kişilik olarak ayrı bir şey. O bak orada yani ben çay yapıyorum bak orada. Gördün mü? Anne biz götürdük ya beraber. Üstadım ya. Üstad çok tanıdım. Ne oldu biliyor musun? Dün bey yazdılar, ben paylaştım ya şey, canlı yayın yapmıyorsunuz dedim, biraz ara verdik. Kışın devam da yapacağız. Aynen işlerimiz yoğun, bir de hastalarımız, canlılarımız oluyor sık sık. Aynen öyle. Artık biraz da rahatsızlığımız var. Allah şifa versin. Yakın bir zamanda hep beraber olacağız. Can dostlarımızla. Şöyle çıktıklar, şöyle inekler burada çekilmiş bir tanesi. Ya bak şu ineği görüyor musun? Taner daha. Sırta vurmuş bak. Malın yarısı yok ama bir şey olmaz abi derede ya. He? Malı bir topala öyle geliyor. Ya şu Arap marap çıktıysa gelir o ya, gelirler. Şöyle. Kurt zamanı değerli dostlar, kurt zamanı. Bugün birçok köpekle beraberiz. Ama yok benimkiler bak burada. Ben neredeyim hemen üzerimdeler bak. Böyle karada çay yapıyoruz. Üstünü unutmuş. Çoban çay içeceğiz. Şöyle. Değil mi Bozo kardeş? Pozo. Ne oldu lan? Acıktın mı sen de? He? Şahin amcanda ekmek var, doğru mu şimdi sana verir? Amcan sana şimdi ekmek verir. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ya sen evlatsın ya. Ya oğlum. Böylece ne oldu? Koparım kafana. Leyluşum. 30 gün sonra bebekler olacak diye düşün. Bir tane ineyim ta. Uzakta bayağı şu son. Yaklaşmıyor da şu son tepenin orada değerli dostum, tam şuradan öyle çıkmış dağılmış ama bir şey olmaz herhalde. Şu Arap burada şöyle yayılıyorlar, bir çay içeriz sonra toplarız öyle. Çay kaynamak üzere. Dem nerede? Evet. Her usta böyle kişiye parça parça kesitler sunmaya devam edeceğiz çoban hayatımıza. Bak ne var? Ne? Ne var lan kalıp? Kimse bekliyor ona. Vallahi kalıp.
Bakalım acaba da kendim gelirim. Üzülürüm. Çekilmem mi? Yemezsen üzülürüm. Akşam. Dört dışarı kazdık kurban. Ne getirmişsin usta? Yok elma sevmiyorum ben. Başka bir şey var mı orada? Soğan bir tane. Soğan nereye getirmişsin Allah'a sen? Yiyeceğim ya. Sen burayı tereddüt etme, bir tane daha verim beyazdan. He. Nasıl? Ne? Bir tane daha verim. Ben de ekmeğimi yiyeyim, güzel olsun. Ha. Yoracağım. Çay mı yapalım? Rock mı içeceğim? Ayrala beraber içeceğim. Ay, iyi o zaman işte. Yaparsan ne var içine? Ne orada ne var? Tamam. Domates, biber, ne bak güzel ha. Rabun varmış. Işte. Bardak varsa ver, ben çantada var da. Ne var orada? Dokuma yeme. Valla işte yedim ha, zaman dokunuyor. Bahçeye yok demem. Beraber işte güzel oluyor diye. Neyse o çayı getirdiniz. Fazla bardak ben geleceğim diyor bak. Bardakta, çantada her şey çok var. Saat 11'de kahvaltı yapalım. Uyku ekmeği mi? Sonra mı içeceğim? Ben içerim zaten. Ben malı toplamam lazım. Bak her bir yerde. Tamam toplas. O ne? Yufka ekmeğini mi orada ısıtacaksın taşta? Tam nerede ya? Sen işte çay doldur. O ekmeğini yiyorum. Dur bir dakika ya. Ana burada derinlik yanında. Yiyesen. Enişte. Allah. Ben çantan enişte. Ya kurma yemiyorum ben. Bir ama sıkma yapacaksın bak. Çok güzel ekmek yaptım. Vallahi şimdi işlemiyor. Hakikaten mi? Vallahi diyorum. Ya saat 11'de kahvaltı yaptım. Bir ya ekmek var. Çalıştın ya daha çalışırsın. Bir ekmek yedim. İki ekmekten bu kadar yedim. Bu kadar. Yani bir ekmek bir de o. Somiyi bitirdim. Somiyi bitirmiş ya. Bitirdim. Bir tane yetmez. Bir tane daha yanına getirdim. Aşağıda biraz şey vardı. Bir tabaka tavuğum vardı but. He. Onu yaptım fırına koydum. Gece kaçtı saat 1.30 müydü neydi? Onu yedin. Kalktım biraz yedim. Gerisini dolaba koydum. Ama ne olur. Demlik mi düşmüş, bardaklar mı düşmüş? Yok iyi iyi. Bu sen siyahine koy muydu aşağı giden? Ne var aşağıda gelir ya onu hiç umursamıyorum da. Ya ona o tanıyor ya. Açık, abi dağlar sıkıntı var da burada diğerler toplarmış ona ya. Şeyim için sabah kahvaltı yapamadım tam. Usta soğan da getirmiş. Ne var burada başka? Biber? Bir ekmek nasıl olur? Ne var? Domates, salata, peynir, dana olsun. Dana var ya. Hiç kesmezsek de kullanalım. Ben toz şekerim. Soğan yer lan. Ben toz şekerim bitmesin. Hatta termosta çay var. Yok termik edeceğim ağır diye getirmiyorum vallahi ya uğraşmak. Ya biraz zevkli oluyor. Aa. Şunun minisini alacağım. Ben biraz tutacağım oranın üstüne. He. Sıcak sıcak içecek. Yo tamam da işte ağırlık oluyor ya. Çantayı mı taşıyayım? Ben işte şeker kullanmıyorum. Silah mı taşıyayım? Onu mu taşıyayım? Kamerayı mı taşıyayım? Her şeyi bir yerde unutuyorum ondan sonra. Kamerayı çantaya koyacağım değil mi? Ama lazım oluyor size bir şey yakalıyoruz diye. Neyse benim odunum ya. Abla karıştırak. Bu arada maşallah ne akıllı bak ta nereye gidiyor. Hangi? O tarafa bir dönüyor dala koyun gibi. O fethini ne benim değil ya o benimki de buradalar ya. İki tane de orada. O inekler aksiler ya. O çok fethikler çok aksi. Sabikiler de öyleydi. Ya onlar da öyleydi ya. Onlar da ya. Onun taşını gidiyordu ya. Allah'tan onlar yok ya. Ne olsa sen işin kötüde bak. Yoldan aşağı gidiyor. 5 tane. Bak. Bir gidiyor bir geliyor var ya. Ya yayılsın akşam götürürüm sonra da köye gitmesin de ama. Orada bir şey değil çarpmaz vuru giderim. Ama benim düğe de aksi bak. Bak bana yaklaşıyor ya. İşte bak köpeğin. Onun için mi kızıyor? Onun için. O bir şey yaklaştı mı? Değil mi oğlum? Oğlum 100 lira verdim sana krem mi aldım lan şerefsiz. Babasını koyuyor bak. Tamam oğlum tamam sakin ol gelmiyor bana. O gün bir ne dedin ki mağanın içinden geçme dedim bak. Dalga geçti. Mağanın içinden geçti köpekler havlayınca koşunca ikisi ağaca tırmandı dedim. Sana dedim geçme. Hayvanların içine geçme dedim. Hak ettin yani. Ama bizim köyün adamını tanıyor ha. Hiçbir şey yapmıyorlar. Baba gelmiş bana ağlamıyor. Evet.
Ay. Geliyor sana saldırırlar. Desene saldırırlar. Dede bize kırırlar, ondan sonra dede dede dede. Dede böyle çeşitlere devam ediyoruz. Şu muhabbet ettik. Üstad da telefonla. Ama pezalan ya ben mi dur tamam oğlum bak bozuk yine. Koruma işgüdüsüyle. Tamam Dalton'a dokunma hamile. Leylo. Rahat durun bir. Bak işte bak o köpekler benim de ileri işte nerede duruyorlar? O benimkileri görüyorsun ha. Bak şimdi. Evet şöyle. Değerli dostum bana indirdik Serkan geldi. Benim değerli dostum. Kaç çekimde de var. Ama Serkan yardımcı oluyor. Bugün çobanlık yapıyoruz. Evet. Bugün çobanlık yapıyoruz. Şöyle yine bak. Ya bir köpek gidiyor bir geliyor. Şuraya bizim köyün köpeği de gelmiş. Karışmış topal. Çok seviyorlar ama. Bakıyoruz veriyoruz ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Şerefsiz ya. Ama nasıl yapıyor gördün mü? Bozo. Öyle mi? Şöyle malı yukarı doğru köye doğru vuruyorum ben dostlar. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum aferin. Bak sağa sola bak. Evet. Şöyle mahla yukarı doğru vuruyorum. Ağda biraz işlerim var. Bunları yavaş yavaş çekilirken hemen gidip burayı halledeyim hemen. Yalnızım bugün. Enişte yem almaya gitti. Yetişirim dedi ama yetişemedi. O yüzden şuraya atlatayım. Serkan yukarı doğru sürekli avları. Ağra geçin ben. Bozo. Ya bu aslan mı ya? Bu aslan mı ya? Aslan oğlum benim. Aferin. Aferin benim oğluma. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi. Ne gördünüz yine? Kızıma bak ya. Onlar fena olacak, fena. Daha yavrular değerli dostlar yani bakmayın. Bozunun cüssesine de daha yavru. Yavru ama çok iyi bir köpek. Ben bunu alırken değil mi? Kardeşleri bunlar hepsi tipik kangal cinsiydi. Bu arada farklı çıkmış. Ben hani bunu kangal kastetmiyorum. Hiç önemi yok benim için. Ne olursa olsun. Yani benim dostum o benim. Her şeyden önce bozuk kardeş diyorum zaten. Ondan bir şey olmaz dediler. Gerçekten bir şey olmaz dediler. Ama bir şey oldu işte. Çok güzel bir köpek oldu. Yani yalnız bırakıyor beni. Yetişiyor her konuda. Yanımda. Evet her konuda yanımda. Dostum benim o. Bir insanın bazen dostluğundan daha güzel değerli dostlar. Yediğini inkar etmiş değil. Yediğini inkar etmiyor. Hayvanları getirdik. Şimdi süt sahamı yapıyorum. Onu göstereceğim. Şurada süt sahamını yapıyorum. Daha sonra yukarıya götüreceğim, kaynatacağım. Ve bunu yoğurduna yapıyorum. Tereyağı yapıyorum. Süzme yapıyoruz. Bu tarafta çok meşhurdur. Süzme belki fazla gelmiyor şu anda. Bu şekilde sahan makinesi sahamı yapıyor. Bakalım bir de. Evet, sağ makinesi sahamı yapıyor. Sandan şöyle geliyor arkadaşlar içeriye. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Tamam. Dur tamam tamam tamam. Strese sokmamaya çalışıyoruz değerli dostlar. Strese girince sütü bırakmıyor. Işık tamam zaten. Diğerine geçeceğim.
vermezseniz harbiden size evlatlık vereceğim bak. Zaten yeme her şeye zam gelmiş. Harbiden size evlatlık veririm. Görürsün o zaman değil mi? Gülüm balemi. Şöyle. Değil mi kızım? Değil mi? Tamam seni veririm değil mi? Diğerlerini veririm. Evet daha doğrusu. Süt sağma başlamaz. Çalıştırıyoruz bir tak sesi geldi zaman zaten başlıyor sağma. Yapıyor. Böyle şöyle gideceğiz. Yukarıda bunu en son halini göstereceğim. Yani biz çobanlıktan başlayıp yoğurt kaynatma işlemlerini de sizlere göstereceğim. Öyle bitireceğim. Yukarıda görüşmek üzere. Evet daha doğrusu sütü koyduk. Süzdük. Ne yapacağız? Sobayı yakacağım. Kaynatmak için. Bunu çektik ama biraz daha var. Varmış. Şöyle. Ben ne yapacağız? Kaynatacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da yani arınmasını bekliyoruz. Ondan sonra da şey yoğurt yapacağız işte tereyağı falan yayıkta bu şekilde bütün günümüzü sizlere gösterdik ahavda başladık şeyden pardon başladık çobanlıktan başladık soğukmuş terliklerimi giyiyorum çobanlıktan başladık getirdik saldık ondan sonra da ondan sonra da odun geldi. Odun getirmiş. İşte evet, ondan şey. Sonra değerli dostlar yoğurt yapımını sizlere göstereceğiz. Şundan. Yoğurt şunu tamam. Şöyle şu şey böyle koyayım yansın. Şu kazan kanalı. Soğuk burası ya. Soğuk olsun diye zaten süt yapıyoruz ya burada Onur. O yüzden soğuk tutuyoruz. Şöyle. Evet değerli dostlar. Ateşi. Evet. 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 Onu tut kazanı. Aydan işine. Olabilir bu. Arkadaşım ellerimizle tüktük. Olabilir. Bereket olur. Evet. Defalarca çektik ya bereket yüzüne olabilir. Evet. Altı taşta sorun değil. Şöyle. Kaynamaya bırakalım. Kaynaya dursun. Evet, sen de bu tarafa, öyle bak, öyle bakma tabanca bak. Açtıktan ölüyorum zaten. Ben hiçbir şey de yapmaya hazır yok. Gidip hazırlayacağım. Evet daha doğrusu şöyle kaynamaya bıraktık. Şimdi geleceğiz soğuktan sonra üzerine yoğurdu atacağız. Sıvı halde.
Onu da size göstereceğim ve bırakacağım. Evet değerli dostlar, sütümüzü koyduk. Şöyle kaynadı. İndireceğiz. Şunu da alttan koyacağım. Şöyle cama alalım. Camı da açacağım soğumasına. Kazan yoksa 3-4 saat sürer. Ben bunu olamasını bekleyeceğim. Mayayı atmak için. Ondan sonra da zaten mayayı bismillahirrahmanirrahim. Mayayı atacağız. Yansır. Evet. Evet. Bu şekilde. Bismillah. Bereketli olsun diyelim. Şöyle toz falan gelmesin diye bu şekilde üstüne onu koyuyorum. Bu zaten ıldıktan sonra da gelip kameraya atacağım. Burada üretimde işimiz bitiyor. Daha gidip elbiselerimi asacağım. Ben çamurcu makinesinde çıkartmadım. Kapağı da açmışım. Bu arada şöyle makine burada. İki tane makine. Kasayı nasıl çamaşır sepeti, ara çamaşır sepeti de oradaymış. Şimdi bir de onunla uğraşmayayım. Şöyle de sizlere gösterelim. Ne işler yapıyoruz? Köy işleri değerli dostlar. İşte iş başta olunca böyle oluyor. Su yıkanmamış ya, soğanmamış. Evet. Bazen böyle yapabiliyor bu. İlk yıkanmamış, hiç hassasım yoktu zaten. Evet, yıkanmamış. İlk yıkanmamış, bundan kurtuldum. Artık yarınlamadım, çok yoruldum. Evet, sütümüz burada değerli dostlar. Süt soğuyacak. Cama açtım. Ondan sonra maya atacağım içine. Daha sonra da şey var mı? Daha sonra zaten şey yapacağız. Ya duruma göre ya süzme yapacağım ya da tere yapacağım. Yani dostlar sabah başladık. Hayvanlara gittik. Meraya gittik. Geldik. Sütü sağladık. Yaptık. Yani aslında bütün günümüz geçti. Bunu da size yansıttı. Güzel, belgesel tadında oldu aslında. Yüreğinizde her daim mutlu olsun değerli dostlar. Gerçekten bu kötü dönemlerde hepimizin umuda ihtiyacı var. Güzel yürekli insanlar. Gerçekten herkesin, biliyorum ki hepimizin sorunları var değerli dostlar. Hani bizim kendimize göre gerçekten inanın ki bir sürü sıkıntılarımız var. Bizi izleyen dostlarımızın sıkıntıları var. Hani bir laf var ya, söyleme derdini, söyler derdini. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Allah-u Teala sıkıntılarınızı gidersin değerli dostlar. Sizlere yardımcı olsun, bizlere yardımcı olsun. Önce sizlere, önce zorda, darda kalana yardımcı olsun değerli dostlar. Biz halimize şükrederek diyelim. Önce onlara, zor durumdaki, gerçekten zor durumdaki insanlara yardım etsin. Ülkemizde, dünyanın hangi bölgesinde, coğrafyasında olursa olsun, Allah önce onlara yardım etsin. Görüyoruz, Afrika'yı görüyoruz, dünyanın başka bölgelerini görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Allah herkese yardımcı olsun değerli dostlar. Özellikle de çocuklara diyelim. Bizden bu kadar. Hoşça kalın değerli dostlar.